Ankara'dan hepinize iyi pazarlar diliyorum. Başkent Kulüsü'ne hoş geldiniz. 16 Nisan halk oylamasını yaptık. Üzerinden bir hafta da geçti. Ve pek çok tartışma bu hafta içerisinde ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz bu sonuçları tanımıyoruz açıklaması Kılıçdaroğlu'nun. Devamında YSK'ya yapılan itirazlar, YSK'nın reddetmesi, bu böyle devam ediyor. Tabii bir de referandumun, halk oylamasının sonuçları var karşımızda. AK Parti cephesinde ne oluyor? Bu sonuçlar nasıl değerlendiriliyor? Bir başarı olarak mı görülüyor? Yoksa buruk bir zafer havası mı var? Bunu değerlendireceğiz. Ve elbette önümüzdeki süreçte, 2019'a giden süreçte neler olacak? Bunları konuşacağız. AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş bu hafta Başkent Kulüsü'nde konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi pazarlar diliyorum. Böyle mi bekliyordunuz bu sonucu? Şimdi beklenti biraz yüksek olarak ifade edilmeye çalışıldı. Özellikle son 3 gün sanıyorum Perşembe veya Cuma günü anketler yayınlandı. 15 şirket anket yayınladı. Bunlardan 3 veya 4'ü 55'in altında, geriye kalan kısmı 55 ve 60'ın üstünde gösteren bir şey vardı. Bu süreçte kamuoyunda ilk olarak 60, 55, 58, 60 gibi bir rakam dolaşıp da 51.4 çıkınca bir ne oluyor, nerede şey gibi intiba uyanmaya başladı. Fakat bizim beklentimiz 52-53 civarındaydı. Öyle mi? Öyleydi. Kendi anketlerimizde 52-53 civarında çıkan bir oran vardı. Bu şeyde de zaten Mart ayının başında yaptırdığımız ankette 52-53 olan sonuç Mart sonunda da aynı şekilde Nisan ortasında da aynı şekilde teyit ediyordu 52-53 civarında. Millet zaten kararını vermişti. Burada asıl mesele zafer diye zafer mi, yenilgi mi, mağlubiyet mi, kazanç mı, galibiyet mi diye bakmak doğru bir mesele değil bu konuda. Çünkü millet nihayetinde sandığa gitti. Sandıkta kararını, iradesini serbestçe, hiçbir zorlamayla karşı karşıya kalmadan verdi. Bu da yani bu seçimlerin, bu halk oylamasının sağlıklı olduğunun önemli göstergelerinden birisi. Arada yaklaşık 2 puanlık bir fark var. Bu mücadelede hem olağanüstü halde yapılmış bir halk oylaması diye ifade edilen, olur mu vatandaşa çok büyük bir baskı yapılıyor, oy kullanırken tehdit ediliyor diye ifade edilen bir süreçte 2 puana yakın bir farklılığın olması gerçekten bu seçimlerin şimdi çok sağlıklı. Şey yani ortamda bu kadar hayır oyunun çıkması da büyük bir başarı deniyor. Çok, yani o hal ortamında tek taraflı kampanya yapıldı, dayatmalar yapıldı, kamu imkanları kullanıldı. Buna rağmen 48.6 çıktı diyorlar. Yani çok sağlıklı bir oylama sürecinin geçtiğini ifade etmek gerekir. Bakın Mehmet Bey, bunun hangi noktadan nereye geldiğini iyi anlamak lazım. İlk defa bunu yüksek sesle dillendiren iktidardayken ifade eden rahmetli Özal'dı. Özal bu konuyu söylediğinde halktaki karşılığı %5'ti. Biz bunu 2011 sistemi yılında... Sistemi kastediyorsunuz. Tabii, başkanlık sistemini. Biz bunu 2007'de anayasa değişikliğimizde pek ifade bulan bir tarz değildi bunun şeyinde. 2012 yılındaki meclis başkanlığına verdiğimiz, anayasa değişikliğinde başkanlık sistemi diye ifade ettiğimiz sürecin karşılığı, kamuoyunda kalışılığı 15-20 civarındaydı. Bu sene bizim bu işe girdiğimizde, yani Kasım ayının yola sonu, çıktığımızda. Yola çıktığımızda bundan 5 ay önce, 6 ay önce yapılan anketlerde başkanlık sistemine ne dersiniz, cumhurbaşkanlık sistemine ne dersiniz dediğimizde %35 karşılık vardı. Biz %35 ile %51.5'a çıktık. Önemli olan hadise bu. Yani hani söylüyorlar ya, şu parti oy verdi mi, bu parti oy vermedi mi diye. Bizim bundan 5 ay önce, 6 ay önceki yaptığımız anketlerde cumhurbaşkanlığı sisteminin, başkanlık sistemi Türkiye'de kabul eder misiniz, halk oylamasında evet mi dersiniz, hayır mı dersiniz diye ifade edildiğinde %35'lik bir oranla biz buna çıktık. Yani gelinen nokta 52'nin, 51.5'ün
nereden nereye geldiğini, 4 ayda %50 halkın desteklerinde bir artışın var olduğunu gösterdiğimizde önemli bir gelişme. Bakın anketlerde bu söyleyen anket firmalarında ham oylar bundan bir ay önce, yani bugün 23 Nisan yani 23 Mart'ta veya 1,5 ay önce anket firmaları ham oyların, dağıtılmamış oyların, kararsızlar dağıtılmamış oyların %42 evet, %46 hayır gösteriyordu. Bir ay önce, öyle mi? Şeyin anketlerinde. Piyasaya çalışan. Piyasaya çalışan firmaların anketlerinde %42 evet, %46 hayır gösteriyorlardı. O %42, 12 puanlık kararsızların oyları 10 puanı evet kısmına gelmiş, 2 puanı hayır kısmına gitmiş. Yani hayırcıların özellikle bu denize dökeceğiz ifadeleri, %95 de evet çıksa biz bunu tanımıyoruz ifadeleri, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'u hafife alması, bir kontrollü darbedir diye ifade etmesi ve bunu FETÖ ağzıyla kamuoyuna yansıtması, tahmin ediyorum bu sonuçların gelmesinde önemli bir katkı ortaya çıkmış olabilir. Bizim anketlerimiz 52'den aşağı hiç düşmedi. 52-53 civarında oldu. Yani ilk çıktığımız anlar, dediğimiz gibi bu şeyin başından itibaren, Mart ayının başından itibaren gelen oydu, dağıtılmış şekli. Gelmeyecekler, hiç oy kullanmayacağım dedikten sonraki ortaya çıkan hadise buydu. Biz demek ki bu konuyu iyi bir şekilde anlatmışız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçenlerde bir televizyon programında önemli bir şey var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anket halk oylaması sürecinde etkisinin, katkısının çok büyük olduğunu idrak ediyoruz. Ne zaman ki zaten Sayın Cumhurbaşkanı meydanlara çıkmaya başladı, o anda şekil değişmeye başladı. Biz 16 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tatil etmezden önce Şubat ayının içinde hayır sokakta çok belirgindi. Çarşıda çok belirgindi. Yani gidiyorsunuz, vatandaş ya nereden çıktı bu anayasa değişikliği diye size söylemde bulunuyordu, sitem ediyordu. Kardeşim şimdi zamanı mı? Olur mu böyle şey diye bizi eleştirel bir bakışla bakıyordu. 16 Nisan'dan sonra, 16 Mart'tan sonra gittikten bakıp vatandaşı görünce, vatandaş da evet yönünde müthiş bir değişimin olduğunu gördük. Yani açıkçası burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın gezilerinin, Sayın Başbakan'ın hakikaten müthiş bir performans. Her gün iki miting yapacak. Her gün toplantılar, sabah bir sivil toplum örgütü, akşam yemekler sivil toplum örgütleri derken, yani günde 4-5 program yapıp 26 Şubat'ta başlattığı bu kampanya sürecini müthiş bir şekilde götürmesi tebrike şayan bir şey. Evet. Sayın Bahçeli'yi de burada unutmamak lazım. Netçe, mertçe başlangıçta ne dediyse sonuna kadar da arkasında aynı durdu. Şeyi arkasında durdu, ifade etti. Zaten söylediği, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne yönde oy kullanırsak meydanlarda aynı şekilde isteniriz, davranırız diye ifade etmişti ve bunu da açık, net bir şekilde yaptı. Burada bir sonuca ulaşıldı. Peki, bir şey soracağım. Şimdi Doğu Güneydoğu illerini bir kenara koyacak olursak, yani oradan illere göre %10'la 20-25 arasında bir HDP'den evet oyu geldi. Yani son seçimde HDP'ye oy verenlerin %10'la 25'lik bir dilimi illere göre evet'e yöneldi. Bunları bir kenara koyacak olursak, pek çok ilde AK Parti ve MHP'nin birlikte kampanya yürüttüğü bu halk oylamasında AK Parti'nin 1 Kasım'da ulaştığı oy oranı ancak bulunabildi ya da altında kaldı. 1 Kasım'dakinden yüksek değiliz. 1 Kasım'da 49.6. Evet. Şimdi 51.4. Hayır, toplamı kastetmiyorum. Yani Doğu Güneydoğu hariç birçok ilde AK Parti'nin 1 Kasım'da ulaştığı sonuca ancak ulaşılabildi. Karadeniz, evet, illerinde, Orta Anadolu bölgelerinde,
şuna getireceğim. Yani sorum şu. Şimdi buradan ders çıkaracak mısınız? Yani tabii, bunun analizini yapıyor musunuz? Bunun analizini muhakkak yapıyoruz. MYK, MKYK toplantısında Sayın Başbakan talimat verdi. Bir ekip oluşturuldu. Bu ekip bunun analizini yapması gerektiğini ifade etti. Bakın yalnız şuna dikkat etmemiz lazım. Özellikle biz bu kampanyaya başlamadan bir ay önce Cumhurbaşkanlığı sistemine, başkanlık sistemine evet mi dersiniz, hayır mı dersiniz dediğimizde %35'ti. Yani Sayın Bahçeli'nin 11 Ekim tarihinde grup konuşmasından sonra yaptığımız anket. İki partinin toplamı yine %60. İki partinin toplamında %35 evet diyor. Yani burada AK Partililerin kaçı evet diyor, başka partilerin, MHP'nin kaçı evet oradan diyor. Oradan buraya getirdik diyorsunuz. Bu 51.4'ün hangi partiden olduğunu aramak yanlış olur. Çünkü bu gelecekle ilgili bir irade beyanı. Bunun içinde Cumhuriyet Halk Partililer de olabilir. Hayır diyenlerin içerisinde AK Partililer de olabilir. Belki Vatan Partisi'ne oy vermiş vatandaşlar da buna evet demiş olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi, Hüdapar, diğer partiler, Büyük Birlik Partisi, bütün sivil toplum örgütlerinden oy verme hakkına sahip herkesten, parti falan burada ön planda değildi. Sadece mesela Cumhurbaşkanlığı sisteminin güçlü bir iktidar, istikrarlı bir iradenin var olup olmadığı oylandı. Ve bunda da vatandaş geçmişteki meselelerin Türkiye'yi olumsuzluklara doğru götürdüğü, bundan sonra Türkiye'nin bir daha bu olumsuzlukları yaşamaması için bu oylamaya evet diyenler 51.4 oldu. Şimdi enteresan bir şey var. Yani bunu normal seçimlerle tabii çok farklı. Karşılaştırmamak lazım. Çok farklı. Şimdi diyorlar ki büyük şehirlerde AK Parti taban kaybetti. Onu da soracaktım şimdi. Üç büyük şehirde de hayırlar birinci çıktı. Efendim bunları hayırlar birinci çıktı. Doğru söylüyorsunuz. Burada önemli olan hadise şu Mehmet Bey. Bundan sonra 2019 yılındaki yapılacak seçimlerde birinci parti, ikinci parti değil iktidar olabilmek için. İktidar olabilmek için birinci cumhurbaşkanı adayının oluşması gerekiyor. O birinci cumhurbaşkanı adayı da 50'nin üzerinde oy alması gerekiyor. Yani tek başına vatandaşın yarısından fazlasının oyunu alan kişi iktidar olacak. Sonra parlamento var. Parlamentoda birinci parti, ikinci parti, üçüncü, dördüncü parti sıralaması o şekilde devam edip gidecek. Bu sistem değişti artık. Bu sistemde AK Parti diyelim ki İstanbul'da %48,5 oy almış. Şimdi onu AK Parti'nin oyu diye varsayalım. 80 küsur tane milletvekili var. Tahmin ediyorum 80 küsur milletvekilinin 50'si AK Partili olur diye. Onun içinde MHP de var. 48,5. Yani neyse öyle 1 Kasım'daki oylarına düşmüş diye ifade ediyorlar ya. Şimdi burada AK Parti ile MHP diyelim 48,5. Onların oy dağılımı iki parti gittiklerinde biraz daha farklılaşacak. 60 civarında milletvekili çıkarır demek. İkisinin birlikteki bu oy dağılımları. Yani onun için buradaki süreç bundan sonra analizi iyi yapıp ona göre değerlendirmek lazım. Bundan önce birinci parti iktidar parti olmasının adayıydı. Ama şu anda partilere oy verilmiyor. Şu anda Cumhurbaşkanı adaylarına oy verildiği için o da 50'nin üzerinden alan Cumhurbaşkanı seçilmiş sayılıyor. Şunu herhalde diyorsunuz yani bir burada asıl olan pakettir. Anayasa paketidir. Evet. Bu paketle ilgili AK Partili seçmenin bir bölümünün de kafasında bir takım soru işaretleri oluşmuş olabilir. Onlar olabilir da yani net değil bunlar. Olabilir. Dolayısıyla bir genel seçimle karşılaştırmak birebir doğru değil diyorsunuz. Şöyle olabilir. Yeni bir çalışmayla bilim adamları, anketörler, anket firmaları bilimsel bir çalışmayla bunu değerlendirebilirler. Bu 51,5'un yüzde kaçı AK Parti'nin, yüzde kaçı Milliyetçi Hareket Partisi'nin diye bakabilirler. Anket çıktı aslında yani AK Parti %90 denildi, MHP %27, %3 civarında galiba CHP'den geldi. Şimdi bu yani az önce dediğim gibi bütün HDP'ye oy verenler vermiş olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermediler, vermiş olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenler verdi. AK Parti'ye oy verenler verdi. Hayır kampanyasına baktığımızda AK Parti'ye oy vermiş olanlar hayır demiş olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet demiş olanlar, 1 Kasım'da vermiş olanlar bir kısmı hayır demiş olabilir.
HDP'cilerin büyük bir kısmı zaten hayır kampanyasını devam ediyor. Yani burada biz nasıl ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 339 milletvekilliğiyle bu anayasa değişikliğini oyladıysak ki toplam oyumuz 315 AK Parti'nin vardı. İki kişi kullanamıyordu biliyorsunuz. 39'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin vardı. 354. Milliyetçi Hareket Partisi'nden sanıyorum 7 milletvekili vermeyeceğini açıkça beyan etmişti. Hı hı. 347, 39 demek ki 8 tane farklılık var bunun şeyinde. Ama biz bunu hiç araştırmadık, aramadık. Dedi ki biz sonuça bakıyoruz. Bunu Sayın Bahçeli'nin söylediği önemli bir cümle var. Yani 339'u aramak, kimden olduğunu bulmak için mercekle aramak gerekir. Yani öyle bir ince hassas bir nokta ki, onun için biz bu %51.4'ü hangi parti verdi, hangi parti vermedi diye aramak yerine, bundan sonra biz %48.6'lık hayır kısmını nasıl evete doğru döndürebiliriz veya hayır kısmını bizim göstereceğimiz Cumhurbaşkanı adayına evet dedirtebilecek bir noktaya doğru götürebiliriz'i araştırmamız gerekir. Bizim bundan sonraki yapacağımız... Neden hiçbir... peki şu anda herhalde bir haftada bir şey çıkmıştır? Yani neden 48,5 çıktı mesela? Bunun içinde hangi sayıklar, hangi faktörler belirleyici oldu? Şimdi onu tam ifade etmek mümkün değil. Henüz bir araştırma yapmadık biz o konuyla ilgili. Tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Değerli vatandaşlarımız da iyi dinlesinler. Biz bu işe 35'ten başladık. 35'ten 50,5'a geldik. Yani başladığımızda %50 artırdık. Şimdi biz bu artış içerisinde belki zamandan 48,5'ü 48'e 45'e düşüremedik. Biraz daha zaman olsaydı belki 45'e doğru düşmüş olabilecekti. Çünkü geliş zamanımız 5 aylık bir zaman içerisinde 35'ten 51,5. Biraz daha demek ki 16 Nisan yerine 27 Nisan tarihi olmuş olsaydı veya Mayıs ayı olmuş olsaydı bu 52 değil 51,5 değil de 54, 53, 54, 55 olabilirdi. Çünkü artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde evetlerin yükselmesiyle birlikte bir akıl tutulmasıyla karşı karşıya kaldık. Vücut kimyalarının bozulmasıyla karşı karşıya kaldık. Nereden anlıyorsunuz? Baykal bir taraftan, Konya milletvekili bir taraftan sizi denize dökeriz diyor. Öyle bir evet çıkacağına inanmışlar. Evet çıkacağı konusunda öyle bir netleşmişler ki eğer diyor evet çıkarsa diyor her halükarda biz sizi denize dökeriz diyor. Kılıçdaroğlu ne diyor? Kılıçdaroğlu da bakıyor diyor ki 15 Temmuz kontrollü bir darbeydi diyor. 15 Temmuz'u yaşayan vatandaşın aslında büyük bir kısmı bu halk oylamasında evet tarafında oy kullandı biliyor musunuz? Bundan önce son 10 güne kadar çok sakin, sessiz, sinirleri alınmış, kendisine tavsiye edilen rolü çok güzel bir şekilde oynayan, sessiz filmlerde Charlie Chaplin'in rolünü üstlenen Kılıçdaroğlu'ydu. Ama Kılıçdaroğlu'nun önüne anketler gelince vücut kimyası bozuldu, farklı bir noktaya doğru gitmeye başladı. Saldırgan ve millete artık hafif görmeye, hor görmeye başlayan bir noktaya doğru geldi. Ve işin en şey tarafı şu biliyor musunuz? Zor tarafı bu. Sürekli yalan söylediler. Anayasada hiç olmayan şeyi söylediler. Şimdi bir şeyi çizersiniz, hayal kurarsınız. O hayalinizi insanların hani şey var ya bir sanal gözlük bir şey çıkardılar. Evet. Teknolojik bir şey bakıyorsunuz işte gözlüğü takıyorsunuz. Değişik bir dünyayla karşı karşıya kalıyorsunuz. Ne diyorlar ona? Bilmiyorum ben. Sanal gözlük. Sanal şimdi biz şu anayasada adamlar diyor ki bakın diyor şu odaya girerseniz diyor şu adımı atarsanız önünüzde bir çukur var oraya düşersiniz diyor. Biz de diyoruz ki hayır diyoruz. Şu anayasanın diyor gösterdiği yol hep engebeli yol. Bu anayasanın gösterdiği yol dolambaçlı yol. Sürekli tıkanmaya müsait bir yol ama biz bu anayasayı getirdiğimiz takdirde ufkunun geniş olduğu bir yol diye tarif ettik. İnsanlara hayalinizi anlatabilmek, hayal kurdurabilmek çok önemli bir hadise. İnsanlar yaşadıklarıyla amel eden, iktifa eden yeniliğe karşı belirli bir direncin var olduğunu intikal etmemizi, idrak etmemiz lazım. Yani biz yeni bir şey ortaya çıkardık. Güzel bir dünyayı, güzel bir Türkiye'yi tarif ederken
tam olarak anlatamadığımız bazı şeyler olmuş olabilir. Yani çok güzel bir bahçeye gideceğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve hayırcılar diyor, aslında Cumhuriyet Halk Partisi dememek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi yoktu ortada. Bu karşı duranlarla şey vardı. Yani hayırcılar, eğer diyor onların söylediği elmayı almaya giderseniz ayağınıza diken batar, zincirlere dolanırsınız diye bir ifade kullanmaya çalışıyor. Biz elmayı... Bunlar olur kampanya döneminde. İşte ama yeni bir şey anlatıyorsunuz siz. Bu doğru. Yani olan bir şey. Şimdi siz 94 yıllık bir uygulamanın, 94 de belki yanlış, 60 yıllık uygulamanın yeni bir tarza, yeni bir modele dönüşünü anlatıyorsunuz. İnsanlar geleneklerinden vazgeçmeleri çok zordur. Yaşam biçimlerinden veya davranış biçimlerinden fark etmeleri, değişmeleri çok zordur. Onun için biz yeni bir modeli anlatırken bunu belki anlatma noktasında biraz eksiklerimiz var olabilir. 48.6'yı bunu incelememiz, irdelememiz, belki söylemlerimiz konusunda onları incitici bir şeyler olabilir. O söylemlerle ilgili sanıyorum bir ay içerisinde bir araştırma yapılır. Bu araştırmanın sonuçlarında sahada yüz yüze görüşmelerle yani böyle oldu bunun. Ve ben tahmin ediyorum bu 51.5'un kaçı MHP, kaçı AK Parti araştırmasına girmeyiz diye tahmin ediyorum. Ben olsam girmem. Çünkü biz beraber yola çıktık. Birlikte aldığımız oy MHP ve AK Parti'nin toplam aldığı oy %51.5'tur. Bu kadarı şundan, sen isem bu, benim isem bu tartışmasına, araştırmasına girmenin doğru olduğunu uygun buluyorum. Bu ittifak devam edecek mi MHP ile? Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli bir açıklama yaptı bu hafta Salı günkü grup toplantısında. Uyum yasalarında biz birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uyum yasalarıyla ilgili ne varsa ona desteğimizi aynı şekilde anayasada olduğu gibi gerçekleştireceğiz diyor. Ben ümit ediyorum, diliyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Benim kastım biraz 2019 seçimleri, yani bu ortak bir aday çıkarma gibi artık tam bilmiyorum. Yola girildi mi? Şu anda onu söylemek yanlış olur. 2019'da 2,5 yıl var. 2,5 yılda çok önemli bir zaman. Bu süre içerisinde uyum yasalarını çıkarmamız gerekiyor. Ben fazla madde olacağı kanaatinde değilim. Bu uyum yasaları da zaten Cumhurbaşkanlığı seçiminde, milletvekilliği seçimlerinin birlikte yapılmasından sonra uygulanacak. 2,5 yıl sonra ya da 3 yıl sonra uygulanacak bir uyum yasaları ortaya çıkacak. Ama uyum yasaları çıktıktan sonra bu tıpkı Türk Ticaret Kanunu'ndaki gibi, tıpkı Medeni Kanunu'ndaki gibi belli bir geçiş süreci verilir. Zaten sık geçiş süreci olacak. 2 yıl en az herhalde geçiş süreci olur. O süre içerisinde kamuoyundaki yapılan tartışmalara göre uyum yasalarında yeniden gözden geçirmeleri de imkanı bulmuş olur. Ama Sayın Bahçeli dediğim gibi grup konuşmasında açık ve net destek vereceğini ifade etti. Bunu birlikte yaparız. Benim gönlüm arzu ediyor ki artık sonra ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz. Ana muhalefet partisi diye bir kavram kalmıyor anayasa değişikliğiyle birlikte. Son ana muhalefet partisinin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da. Ne olacak parlamentoda muhalefet olmayacak? Birinci parti, ikinci parti, öyle üçüncü mi? Parti, tabii dördüncü parti olacak evet. Ana muhalefet partisi bu anayasada bir yerde geçiyor zaten. Başka hiçbir tarafta geçmiyor. O da Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilme hakkını veriyor. Bu bizim yeni getirdiğimiz anayasada birinci parti ile ikinci parti Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabiliyor. Bir de 110 milletvekili, o zaman 120 milletvekili iptal davası açabilecek hakkı elde etmiş olacak. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu sürece katkı vermesini arzu ederim. Uyum yasaları konusunda. Yani her konuda katkı vermelerini arzu ederim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde müthiş bir akıl karışıklığı var. Müthiş bir travma yaşıyorlar. Bir CHP ile ilgili de sorularım olacak. Peki. Bu sahibe gölge düştüğü iddiaları, mühürsüz zarflar, tanımıyoruz, bu sonuçları tanımayacağız, Baykal'ın ikinci devre daha başlamadı gibi şeyleri var. Bunu işletmeyeceğiz diyorlar yani bu süreci. Bunları soracağım. Baykal tanımış zaten. Soracağım. Bir dönüşte sorayım müsaade ederseniz. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte birlikteyiz efendim.
Evet, tekrar birlikteyiz. Sayın Mustafa Elitaş, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili konuğumuz. Şimdi CHP dedik, tanımayacağız dedi. Tanımıyoruz dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Şaibeli dedi bu sonuçlar dedi. Gerekçesi de biliyoruz ki işte şeyin mühürsüz zarflar. Bunlar neden oldu? Yani bu mühürsüz zarf meselesi bilinçli bir şekilde birileri şaibe bulaştırmak için mi böyle bir şey yaptı? Bu yani o sandık görevlileri suç işlemedi mi bu durumda, en basitinden soracak olursak? Yani onu suç işleyip işlemediği konusunu kanunlara bakmak lazım. Onu tam bilmiyorum ama şu bir gerçek. Belirli yerlerde ve sayısının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama biraz yoğun var gibi herhalde. Mühürlenmemiş oy pusularının yoğun olduğunu. Bunu eğer komplo üretmek istersek sanki bir operasyon gibi. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu saat 16'dan önce sandıklar açılmadan bu şikayetleri dile getiriyor ve kararını veriyor. Sandıklar açıldıktan sonra zaten problem yok. O saate kadar oyların sahte, zarfların sahte veya oyların başkaları tarafından yapıldığı ile ilgili hiçbir şikayet yok. Fakat şikayetler mühürsüz oy zarflarının, kullanma zarflarının mühürsüz pusulaların olduğu ile ilgili şikayetler var. Evet. Sandık kurullarına şikayet ediliyor. Örnek veriyorum. Saat sabah 9'da 10'da 50 tane zarf kullanılmış. O ara bir vatandaş duyarlı bakıyor uyarlı ki, bir vatandaş bakıyor diyor ki zarfta diyor şey yok diyor. Aa öyle mi olmuş? Tamam diyorlar, mühürleyelim. İşte 400 her sandıkta 400 kişi koymuşlar. 350'yi mühürlüyorlar. Hemen mühürleyelim. Öbürlerine diyor açtıktan sonra mühürleriz diyorlar herhalde. Yani kiminde 10 tane, kiminde 50 tane, kiminde 100 tane, kiminde bütün sandıklar o şekilde gitmiş olabilir. Yani bununla ilgili şeyler yani var. Bunun yolu şu değil mi? Yani oradaki sandık görevlileri oylama başlamadan onu yapmaları lazım. Onu yapmaları lazım. Hep böyle yapılmıştır. Sabah saat 7'de sandık kurulu, geceden aslında sandık kurulu başkanları mühürlü torbayla mühürü, zarfı ve oy pusularını alırlar. Sabahleyin saat 7'de sandık kurulunu toplarlar. O sandık kurulunda her partiden temsilci vardır. En son oylamada ilk büyük dört partiden birer temsilci oraya oturur. Sandık kurulu başkanı memur veya kura ile çekilen kişidir. Her partinin sandık müşahitleri vardır. Orada otururlar. Evet. Ve sandık müşahitlerine müthiş bir eğitim yaptırılmasına rağmen böylesine bir hadisenin yaşanması bana enteresan gibi geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasıt olabilir diyorsunuz yani. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin o gün oylamanın bittiği andan itibaren, yani akşam saat 9-9.30 gibi artık Türkiye'de 51.30'un sayımın bittiği andan itibaren bunu gündeme getirmesi enteresan bir hadise. Şimdi FETÖ'nün bu işlerde müthiş bir becerisi ve tecrübesi var. Hiç ilk defa böyle yoğun bir şekilde... Mustafa Bey şimdi ya bütün sandıklarda sizin partinizin sorumlusu yok mu? Doğru. Yani enteresan bir şey diyorum. Işte. Doğru söylüyorsunuz. Enteresan bir şey oldu bu iş. Bir komplo teorisi ürettiğiniz takdirde bununla ilgili insanın zihnine geliyor. Yoğun bir şekilde ortaya çıktığını iddia edilmesi... Ne kadar olduğunu da bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunu 50'li üzerindeki evet oyları çıktığı andan itibaren çok şiddetli bir şekilde söylemesi çok enteresan. Yani saat 4'te açıklamış Yüksek Seçim Kurulu. Sonuçları bekliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şey söylediği yok. Yaygarayı koparıyorlar diyorsunuz. Saat 9'da ondan itibaren... Yani %51.5'luk 50'nin üzerinde oy alacağı evetin çıkacağı kesinleştikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaygara koparması enteresan bir şey. Peki bu şey diyenler de oldu. Bu mühürsüz zarflarda blok halde evet ya da çok fazla evet oyları çıktı diyenler falan mı? Yok, onlar bakın şöyle. Sandık kurulları eğer şeyi tuttularsa,
tutanak tuttularsa bizim sandığımızda 15 tane mühürsüz zarf, şu kadar mühürlü zarf var. 250 tane mühürsüz zarf, 150 tane mühürlü zarf var diye tutanak tutmuş olsalar bu eyvallah. Ama bakın hiç oy kullanma şekline, yöntemine itiraz yok. Oylarda hile yok, baskı yok, sahte pusula yok. Şu mühürde YSK'nın zarfta YSK'nın zarfı. Zarf YSK'nın zarfı. Sadece mühür yok. Pusula, YSK'nın pusulası, sadece mühür kullanılmamış. Zarfın üzerine mühür konulmamış. Ve pusulanın üzerine bir kısmında da zaten ikisine beraber yorumlu mühür vurulmamış. Bunlar sandığa girerken hiçbir partili itiraz etmemiş. Ve oy kullanılmış. Sonra durum fark edilmiş. Onun üzerine de mutabakatla oyların geçerliliği. Hayır. Şimdi buradan vatandaş şikayet edince sonra mühürlemişler. Dolayısıyla mühürsüz zarfları tekrar sayalım gibi bir durum da o da yok. O da yok. Bir kısmı muhtemelen sandıktan açınca mühürlemiş olabilir. Yani sandık kurulundaki üyelerin AK Partili, CHP'li, MHP'li, HDP'li, Vatan Partili ihmali. Üyelerin ve müşahitlerin bu konuyla ilgili muhalefet şerhleri yok. Oy kullanma şekliyle ilgili affedersiniz. Buyurun. Muhalefet şerhleri yok. Oy kullanma sağlıklı ama kendi işlemlerinde bir icraatlarında hataları var. Onu ifade etmeye çalışıyor. Ama bakın burada altını çizmemiz gereken nokta şu. YSK saat 4'ten önce, 16'dan önce, 16 Nisan günü 16'dan önce bunu açıkladı, bu kararını. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıt yok. Ama ne zaman ki oy sayımları kesinleşti, %50'nin üzerinde olacağı netleşti, Cumhuriyet Halk Partisi yaygara koparmaya başladı. Çok enteresan bir şey bu iş. Evet. Ve bunun yaygın olduğunu ifade etmeleri, çok büyük 2,5 milyon oy diye ortaya çıkarmaları. Yani bu o kadar büyük bir rakam olduğunu da tahmin etmiyorum. Ama Türkiye genelinde olağanüstü derecede bir şey olduğunu yaygara koparmaya başladılar ki o yaygarayla birlikte milletin zihninde bir problem çıkarmaya başladı. Toplamda burada milli iradenin tecellisi anlamında hiçbir problem yok. Verilen sağlığı, sıhhati anlamında herhangi bir şaibe yok diyorsunuz. YSK'nın açıklaması da İtirazda da yok, hayır. Sandıklarda bu mühürsüz oy kullanılan sandıklarda hiçbir partili itiraz etmemiş oy kullanma şeklini. Oy kullanmanın sağlığıyla ilgili hiç itiraz yok. Sadece YSK'nın ve şeylerin, biliyorsunuz sandığa itiraz etmek gerekir yeniden sayım yapabilmek için. Orada yani diyelim itiraz. Ki 1105 nolu sandık. 1105 nolu sandıkta eğer bir partili dersek, itiraz ederse ki buradaki 50 tane oy mühürsüz oy pusulasından 350 tane oy mühürlü, ben buna itiraz ediyorum derse o sandık yeniden sayılabilir. Ona da imkan yok. Hiç itiraz yok bu konuyla ilgili. Yani 167 bin sandıkta bu konuyla ilgili itiraz gerçekleşmemiş. Hiçbir partiden. Çünkü YSK açıkladıktan sonra adamlar hatalarını anlamışlar, oh be demişler. Rahatlamışlar. Fakat enteresan olan nokta şu diyorum. Bu sayının hangi sandıkta ne kadar olduğu da net değil, bilinmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylama bittikten 5 saat sonra, 7 saat sonra sonuçları görünce bu yaygarayı koparması çok enteresan diyorum. Çünkü oradan buraya doğru gidiyorum. Bu yaygara niye koparıldı? Bu yaygarayla birkaç tane ise eğer, 10-15 tane ise böyle bir sandık veya 50-100 tane ise böyle bir sandık, birileri bu seçimin sonuçlarına gölge düşürebilmek için yapılan bir operasyondur, kumpastır diye de aklımdan geçmiyor değil. Evet, yani FETÖ böyle kumpasları kurmakta müthiş mahirdir. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nde buna alet ediyor gibi geliyor bana. Hatırlarsanız 16 Nisan tarihinde akşam saat 8.30-9 civarında Sayın Kılıçdaroğlu herhalde bir açıklama yaptı. İşte sonuçlar şöyle oldu, böyle oldu. Epeyce sonra. Ondan önce kabullenir bir açıklama vardı. Sonra partiye gitti. Partiye gittiler.
Partiye gidince orada toplandılar. Kılıçdaroğlu istifa, Kılıçdaroğlu istifa diye bağırdılar. Hatırlayın. Onun üzerinde kendisini korumaya almak için yani Sayın Kılıçdaroğlu şimdi saldırganlaşarak, açıkçası milli iradeyi yok sayarak, saygısızlık yaparak açıkçası kendi koltuğunu kurtarmak için gayret gösteriyor. Bu da bir hile söz konusu değil. Bir kusur kesinlikle yok. Var. Dolayısıyla mühürsüz oy zarfları nedeniyle 3-5 kişinin bile evet lehine ya da hayır lehine oyunun tecelli ettiği gibi bir sonuca gidemeyiz. Çünkü zarflar açılmamıştı. Açılmamıştı. Ha. Mesela Çankaya'da da varsa. Gelmiş vatandaş kullanmış. Bakın. Fazladan oy kullanmak da söz konusu, mümkünatı yok zaten değil mi? Çankaya'da varsa, Çankaya'da %22 evet, %78 hayır çıktı. Eğer Çankaya'da böyle bir şey varsa, o iptal edilecek oyların %78'i hayırdandır. Kahraman Kazan'da varsa. Burada evet. Yani orada iptal edilecek oylarda evet dendir. Hangi sandıkta ne olduğunu bilmiyoruz. Peki şimdi tanımayacağız diyor CHP Genel Başkanı. Hatta bir Sine-i Millet tartışması da yaptılar. Sonra bunun benimsenmediğini Levent Gök açıkladı. Bu böyle devam ettirecekler. Yani bu sonuçları biz tanımayacağız. Şaibeli, gölgeli, gölge düştü falan. Duyduğum kadarıyla basın mensubu arkadaşlar söylüyorlar. Önce Sine-i Millet'i net bir şekilde konuşmuşlar. Sonra vazgeçmişler. Ya millet bizi sinesine kabul etmez diye. Şimdi niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. 48.6'yı bizim diye mi yapmaya çalışıyorlar? Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu biraz önce ifade ettiğim gibi yönetim istifa seslerini susturabilmek için mi bu yöntemi yapıyor bilmiyorum. Bir de bu uyum yasaları görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni boykot etmekle ilgili bir düşünceleri varmış. Yani sineği millete gitmek cesaret isteyen bir iş. Millet sinesine kabul edecek mi? Ona bakmak lazım. Yani sineği millete gittikleri takdirde ha boykot etmişler, ha sineği millete gitmişler. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz 22 Temmuz seçimlerinden sonra 22 Temmuz'da galiba. Ha, mecliste çok boykot yaptıklarını biliyoruz. Yani o Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelmedikleri falan dönemde gelmediklerini biliyoruz. Evet. Onların yokluğu da hissedilmiyor aslında. Gelseler, katkı sağlasalar memnun oluruz. Ha sineği millete dönerlerse Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmamasının bir eksikliği hissedilir mi? Hissedilir. Ama meclisin çalışmasının engel mi? Kesinlikle engel değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışır. 28 milletvekilinden fazlası da istifa ettiği takdirde seçimlere belli bir zaman kala bu şeyde ara seçim yapılabilir mi? Yapılır. Ara seçim yapılırsa orada her parti seçime girer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin boşalttığı yerden CHP ne kadar karlı zararlı çıkar onu bilmiyorum artık. Onu değerlendirir. Yani şu bir gerçek. 3 Kasım 2019 tarihine kadar olağanüstü derecede bir şey olmadığı takdirde seçimler bir arada yapılması. Evet. Onları da soracağım size. Yani bundan sonraki süreçle ilgili de sorularım olacak ama şimdi Sayın Baykal da dedi ki maçın devre arası daha ikinci yarısı var dedi. Bunu aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın maç bitti. Maç 5-0 1-0 ile 5-0 arasında fark yok. Skor doğru. Önemlidir dedi. Bunun üzerine aslında maç daha bitmedi. Puan önemli. Ama şey diyor yani bunu geçirmeyeceğiz diyor. Bu sistemin hayata geçmesini engelleyeceğiz diyor. Baykal öyle demiyor. Onu da dedi yani bu sistemin yürürlüğe girmesini engelleyeceğiz dedi. Baykal o zaman farklı bir şey söylüyor. Ayrı ayrı yerde söylüyor o zaman. Öyleyse. Evet tabii bunu başka bir yerde söyledi. Aynı yerde söylüyorsa zihinde bir dağınıklık var demek. Farklı yerde söylüyorsa belki ya o anla şey demek. Yani maç bitmedi ikinci yarısı doğru. Var demek ne demek? İkinci yarısı da 3 Kasım 2019. Ha, onu 3 Kasım diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediğine bu iş bitti artık diyor. Boşa uğraşmayın diyor. Sayın Baykal diyor ki ya diyor Sayın Erdoğan diyor sen Cumhurbaşkanı seçildin diye iddia etme diyor. Bizim öyle bir iddiamız yok. Ama bunların bütün korkuları, kaygıları Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider karşısında sürekli sırtı yerden kalkmadığı için Recep Tayyip Erdoğan
100 yıl bu memleket iktidarda kalacak. Onların korkuları, kaygıları, bütün meseleleri bu. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Ben bir faniyim dedi. Ve bu anayasaya göre, bu değişikliğe göre iki kere seçilme hakkı var. Ondan ötesi yok. 2019'da bir seçilecek inşallah. Daha sonra 2024 yılında seçilme hakkı bir daha doğacak. Şimdi 2019'da siz kendi Cumhurbaşkanınızı seçtiremezseniz pişman olacak mısınız bu değişikliği pişman olmamız, için? Biz Türkiye'nin pişman olmak olur mu? Biz Türkiye'nin selameti için, güçlü bir iktidar için, istikrarlı bir yönetim tarzı için bu anayasanın olduğunu arz ediyoruz, istiyoruz. Ne zaman ki Türkiye tek partili dönemlerde güçlü iktidarlarla idare edildiyse başarıya hızlı adımlarla koşmuştur. Ne zaman ki koalisyon dönemleri gelmiştir, koalisyon dönemlerinde büyüme hızımız ve birbirimizle kavga süreçlerimiz daha fazla olmuştur. Onun için bu anayasa değişikliğiyle kim iktidara gelirse gelsin Türkiye'nin lehine menfaatine bir durum ortaya çıkacaktır. Bu ister MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı seçilsin, ister CHP'nin adayı Cumhurbaşkanı seçilsin, ister AK Parti'nin adayı veya herhangi birisi her durumda bu sisteme inanmış kişiler tarafından Türkiye idare edildiği takdirde olağanüstü derecede bir artı sağlayacak. Eski sistem olsa 2019 seçiminde öyle gidilse en kötü AK Parti koalisyonun büyük ortağı olurdu. Şimdi kendi Cumhurbaşkanınızı seçemezseniz tamamen iktidar dışında kalacaksınız. Ama parlamento çok güçleniyor diyoruz Mehmet Bey. Bakın bu sistemde parlamento çok güçleniyor. Yani onu kampanya döneminde anlattılar, yok sayıyorlar, milletvekili yoktur. Şimdi gecede şudur, bütün devleti bir kişiye emanet ediyorsunuz. Parlamento, bakın parlamento olağanüstü derecede güçlü hale geliyor. Yani bunu anlamak lazım. Bir kişi Türkiye'yi yasaya ihtiyacı kafasına varsa göre yönetmeyecek. Kafasına göre yönetme imkanları mümkün değil. Kalkar Cumhurbaşkanı'nın eğer kararnameleri varsa, mevcut kanunların uygulamalarında eğer bir sıkıntı varsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı uyum içinde değilse, ya Cumhurbaşkanı'nı değiştirir, sandığa götürür, millete der ki bu Cumhurbaşkanı milletin baskısıyla, tepkisiyle ortaya çıkan bir hadis olur. Milletvekillerini tahrik ederler. Milletvekilleri o vatandaştan aldığı mesajla birlikte Cumhurbaşkanı'nın seçiminin yenilenmesini arzu edebilir ve Cumhurbaşkanı'nın görev süresini sonlandırabilir. Ya da Cumhurbaşkanı'nın uyguladığı yanlış kanunları getirir, iptal eder. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı yanlış işlemleri durdurur. Yani parlamento hakikaten çok güçlü. Ben grup başkan vekili olarak söylüyorum. Ben 10 yıl bu parlamentoda o en uzun süre grup başkan vekilliği yapmış birisi olarak, hem de iktidar partisi grup başkan vekilliği yapmış birisi olarak söylüyorum. Şu ana kadar yapılan kanunlarda milletvekili iradesi çok azdır. Ama bu sistemle yapılacak kanunlarda milletvekilinin iradesi katkısı maksimum seviyede. Parti şeyi belirleyici olmayacak mı yani her durumda? Partinin görüşü, partinin aritmetiği, ama meclis çoğunluğu ona göre yasalar... Elimize hazır bir metin gelmeyecek. Konu gelecek elimize. O konuyla ilgili çalışmaları biz gerçekleştireceğiz. Yani mesela Cumhurbaşkanı'yla meclis aritmetiğinde bir farklılık varsa o zaman Cumhurbaşkanı muhakkak ve muhakkak şeyle uzlaşmak zorunda parlamentoyla. Meclisle uzlaşmak zorunda. Yani bu sistem koalisyonu değil uzlaşıyı beraberinde getiriyor. İnadı değil birlikte hareket etmeyi beraberinde getiriyor. Peki. Tekrar bir virgül atalım. Dönüşte bu süreçle ilgili hem partiniz hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın partiye dönüşü bunlarla ilgili sorularım olacak. Tekrar bir reklam arasına gidiyoruz. Yeniden birlikte olacağız efendim. Evet tekrar birlikteyiz. Sayın Mustafa Elitaş AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili konuğumuz. Şimdi biraz önümüze bakalım. Bundan sonra ne olacak, ne göreceğiz? Birincisi herhalde ilk açıklamayı da siz yapmıştınız. Sayın Cumhurbaşkanı YSK kesin kararlarını açıkladıktan sonra hemen davet edeceksiniz ve parti üyeliği başlayacak Sayın Cumhurbaşkanı herhalde değil mi? İlk göreceğimiz bu mu? Bugün 23 Nisan 2017. Evet.
Ulusal Türkiye Egemenlik. Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü. Önce onu tebrik edelim, kutlayalım, nice 97 yılları ve sonsuza kadar devam etmesini dileyelim. Lafa birdenbire girdik, o böyle heyecanla, hemen heyecanla girince onu ifade edemedik. Biliyorsunuz bu anayasa değişikliğinin en önemli maddelerinden birisi Cumhurbaşkanı'nın partili olması şeklinde olan bir hadiseydi. Çünkü sistem gereğince bu sistemde eğer Cumhurbaşkanı adayları hükümet oluyorsa partiyle ilişiği olmadığı takdirde Cumhurbaşkanı adaylarının güçsüz kalabileceğini ifade etmek gerekir. Yani kukla bir cumhurbaşkanı, eğer partisiyle ilişkisi olmazsa kukla bir cumhurbaşkanı veya çok radikal bir cumhurbaşkanı, tıpkı Ahmet Necdet Sezer gibi, kendisini seçen 5 parti, önce olan rahmetli Ecevit, anayasa kitapçığını fırlatıp oradan benim hemşerim Hüsamettin Özkan'ın da nankör keti diye bu tarafa bağırması. Yani Türkiye'nin hangi noktaya doğru geldiğinin en önemli göstergelerinden birisi. O cumhurbaşkanını, parlamentoda seçilen cumhurbaşkanını görevden alamıyorsunuz. Evet. Bu cumhurbaşkanının da 330 milletvekili bir araya geldiğiniz takdirde yeniden seçime doğru götürebiliyorsunuz. Eğer parlamentoda partili cumhurbaşkanı olmazsa, partisinin desteğini arkasında bulmayan bir cumhurbaşkanlığı sistemi hakim olmuş olsaydı, cumhurbaşkanı ile parlamentonun sürekli kavgasını yaşayacağız ve sürekli erken seçimlerle biz karşı karşıya kalmak mecburiyetinde olacağımız bir durumu ortaya çıkardı. Çünkü cumhurbaşkanı artık icranın başı. İcranın başı olan kişi partisiyle beraber gitmesi kadar doğal bir şey olmaz mı? Ne olacak? Ben şeydeki gibi 2014'teki gibi çatadayı çıkaracaklar. Çatadayın seçilecek adam, diyelim ki %51, 52, 55 oy aldı. MHP A partisi gelecek, diyecek ki bak burada %55'te 5'i benim ha, çekersem karışmam ha, diyecek. B partisi diyecek ki buradaki %8'i benim, karışmam ha, diyecek. Yani o seçilen cumhurbaşkanının eli ayağı bir kere prangaya vurulmuş olacak. Bu sistemin en önemli maddelerinden biri cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin devam etmesi. Çünkü meydanlarda partilerle beraber yapacak, partisiyle beraber çıkacak. Bu en önemli unsurlardan birini ifade ettikten sonra, sen cumhurbaşkanım, bu partinin lideri, kurucusu, ilk genel başkanı, o anlamda sen cumhurbaşkanının AK Parti üyeliğini kabul etmesi AK Parti için büyük bir şereftir. Büyük bir onurdur. Onursal genel başkan diye bizim şimdi odalarımızda şeyler var. İlk genel başkan, şimdiki genel sonradan başkan. Sonradan üretilmiş bir şeydir değil mi? Onursal, yani Yargıtay Başsavcısı. Onursal. Yani o sonradan üretilmiş herhalde, öyle şeyini bilmiyorum ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın benim kanaatime göre Yüksek Seçim Kurulu Başkanı 27-28 Nisan 11-12 gün sürer dedi. 16'dan 11 gün sonra 27, 12 gün sonra 28 Nisan. Nisan yani, çıkmadan açıklanacak. Sonuçlar. Nisan çıkmadan açıklanacak. Eğer daha önce olursa, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir 30 Nisan tarihinde bir seyahati var. Hindistan seyahati, yanlış hatırlamıyorsam. O çıkmadan önce Sayın Cumhurbaşkanımızı davet ederiz. O da evet derse bizim için AK Parti'yi onurlandırmış, şereflendirmiş olur diye düşünüyorum. Bu konu davetin nasıl, hangi usul ve esasla yapılacağı konusundaki partideki bu uyum yasaları falan, bunlar nedir? Nasıl olacak? Yani şimdi mevcut sistem, devreye girecek olan sistemde başbakan yok. Evet. Ama şimdi Binali Bey ne yapacak? Yani 2019'a kadar başbakan olarak mı kalacak? Tabii. Sayın Erdoğan peki genel başkan olacak mı partide? Yani tam bilmiyorum onu, hangi çerçevede olacağını. Benim kanaatime göre 2019 seçimlerine giderken partinin genel başkan olarak gitmesinden doğal bir şey olmaz. O zaman 2018'de olağan kongresi olacak partinin. Yani, o kongrede Binali Bey'in yerine Sayın Erdoğan gelecek, öyle mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanımız eğer parti genel başkanı olmayı isterse, önünde hiçbir engel olmadığı gibi hiç kimse de buna itiraz etmeye hakkı da yoktur diye düşünüyorum.
Bunlar biraz herhalde ileride, daha ileride. İleriki zamanlarda değerlendirilecek meseleler. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla Genel Başkanımız, Başbakanımız istişare ederler, değerlendirirler. Bizim de fikrimizi sorarlar. Bu fikir çerçevesinde tekrar istişare ederler. Yani AK Parti ortak aklın çok egemen olduğu bir partidir. Bunu bazıları görmezler, bilmezler. Son sözü Recep Tayyip Erdoğan söylüyor, her sözü Recep Tayyip Erdoğan söylüyor derler ama şunu bilmeleri lazım. Son sözü Recep Tayyip Erdoğan söyler. Ama Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, herkesle istişare eder. O istişarenin sonucunda son sözü de kendisi söyler. Uyum yasaları dediğiniz ne olacak, uyum yasaları? Şimdi Adalet Bakanı bu konuyla ilgili çalıştığını ifade etti. Ben bu uyum yasaları dediğim gibi 3 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek yasalar, uyum olarak gidecek kısımlar. Fakat yani Adalet Bakanı 7 kanunda 144 madde mi diye bir şey söyledi tahmin ediyorum. Bunlar hangileri tam tartışmadık, görüşmedik ama ki bundan sonraki süreçte bizim bu sisteme dönük olağanüstü derecede değiştirdiğimiz bir şey yok. Yani HSYK üyelerinin nasıl seçileceğiyle ilgili şimdi anayasa... 2 ay içinde değişecek bir... Bir ay içinde mi? Oylandıktan bir ay içinde değiştirilmesi lazım. Karma Komisyonu'nda, Adalet ve Anayasa Komisyonu'nda önce 3'te 2, daha sonra 5'te 3 üye çoğunluğu. 5'te 3 üye çoğunluğu olmadığı takdirde 2 üyenin kura çekimiyle veya kaç üye ise kura çekimi, genel kurulda da aynı şekilde kura çekimi veya 3'te 2, 5'te 3. 3'te 2, 367 birinci tur. İkinci turda da ikinci de 330 şu andaki yapıya göre, sayıya göre o olması gerekiyor. Burada bir ay içinde bir partiyle uzlaşmanız gerekecek bu durumda. Yani birkaç partiyle de anlaşabiliriz. Bu niye bir parti olsun? Birkaç partiyle de anlaşabiliriz. Biz şunu diyoruz. Dayatmayı uzlaşma olarak kabul eden zihniyetin artık ortadan kalkması gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki ben şunu 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 istiyorum diyor. Biz de diyoruz ki ya şunu 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 isteme de şunu şunu iste diyoruz. Yani iki şey iste diyor. Olmaz diyor. Şunu 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 kabul edersen uzlaşırız diyor. Yoksa seni uzlaşmaz ilan ederim diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir zihniyet var. Çünkü o asker sivil bürokrasinin zihni kalıntıları hala devam ettiği için 2010 Cumhuriyet... öncesi SYK istiyor herhalde CHP. Yani öyle bir şey istiyor. Cumhuriyet, hakikaten 10 yıldır birlikte çalıştığım için ya gelin bakın şu kanun maddelerini şöyle şöyle yapalım. Geliyor 10 tane seçenek sunuyor. Ya arkadaş bu 10 tane seçenekten vazgeçebileceğin neler var onları söyle de anlaşalım. Hiçbiri yok. Ya şundan vazgeç olmaz, bundan vazgeç olmaz. İnanın sundukları şeyde o kadar katılar ki geriye dönüş imkanları mümkün peki değil. Hiç vazgeçmiyorlar. Ama benim görüşüm, kanaatime göre şöyle. Biz nasıl ki anayasanın 16. veya 17. maddesinde uyum maddesi düzenlediysek bir kanun çıkarılır. Bu kanunda Başbakanlığa ve Bakanlar Kurulu'na yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığa yapılmış sayılır diye bir maddeyle büyük bir kısmını çözmüş oluruz. Mesela eskiden kanun hükmünde kararnameyle Ekonomi Bakanlığı kuruldu. Çeşitli bakanlıklar kuruldu. Ekonomi Bakanlığı dış ticaret müsteşarlığıydı. O kanun hükmünde kararnamende dedi ki bunun başka kanunlarda ekonomi hazinin dış ticaret müsteşarlığına yapılan atıflar Ekonomi Bakanlığı'na yapılmış sayılır dediler. O iş bitti. Sayın peki Bakan tam bir çalışma yaptıktan sonra yeniden bir değerlendirme imkanımız olur. Çok tekrar altını çiziyorum. Cumhuriyet Halk Partisi artık inadı bıraksın. Cumhuriyet Halk Partisi sineği millet işini, meclis boykot işini bir tarafa bıraksın. Millet sinesine kabul etmez. Gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ahenk içerisinde, uyum içerisinde peki uzlaşır bir tavır sergileyerek 2019'a hazırlığını yapsın. Kendileri de bundan fayda görür. Çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum.
Efendim, Başkent Kulisi'nin bu haftada sonuna geldik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 97. yılına geldik. Tekrar bütün milletimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.